Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda Asel'e aldığım birkaç parça bir şeyler vardı, onları göstereceğim. Bir önceki alışveriş videosunda aslında aldığım şeylerdi ama video çok uzadığı için gösterememiştim. Ayrı bir video yapmaya karar verdim. Aldıklarımı göstermeye başlayayım. Öncelikle şöyle Zara'dan başlayalım. Şu balon kol bluzu aldım böyle. Üzerinde minik minik kalp desenleri var. Fiyatı da 50 liraymış bunun. Daha sonra şöyle, bunları bu arada ben yıkadım, etiketlerini kopardım. Şöyle gösterebilirim. İçi polarlı deri pantolon ya da tayt, artık ne diye geçerse. Bunların fiyatlarını hatırlamıyorum, aşağıya mutlaka yazarım. Şöyle yine bir tight, böyle vizon renkte, altı böyle bu şekilde. Yine bu da etiketi kopanlardan. Bir de şöyle gri bir tight aldım. Bu parçaya bayılarak aldım. Gerçekten bunu online'dan sipariş verdim. Şöyle bir üstü var. Böyle yanlara da mutlaka giyinmiş halini koymaya çalışırım. Yani internet sitesindeki görüntülerini. Şöyle de bir taytı var. Gerçekten çok tatlı. Bunun fiyatı bakalım 130 liraymış. Şöyle, bu online'da uzun süredir beklediğim bir şeydi gerçekten. Hani stoğunu çok bekliyordum. Sonunda stoğa girdi ve hemen aldım. Zara'dan aldıklarım bu kadardı. Bir sonraki indirimi bekliyorum. Muhteşem Cuma indirimlerini. O indirimde Asel'in işte ihtiyacı olan şeyleri tamamlayacağım. Aşkım. Minik kuşum uyandı. Biraz ara verdik. Değil mi? Bak sana neler aldığımı gösteriyorum. Evet aşkım. Bak sana ciciler aldım. Sen biraz daha içeride dur, tamam mı? Olur mu? He? Bak bay bay yapsana. Hadi bay bay. Ablaları bay bay yap. Bay bay. Bay bay. Evet, evet aşkım, bay bay. Çok hırçın seviyoruz, değil mi? Değil mi aşkım? Değil mi anneciğim? Bay bay yapacak mısın ablalara? Bay bay. Sen birazcık daha içeride dur, tamam mı? Sen birazcık daha dur. Burada çok az işim kaldı. Tamam mı aşkım? Tamam mı? Ben şimdi Asel'i bırakayım. Biraz, yani çok az bir şey kaldı zaten göstereceklerim. Onları da göstereyim. Videoyu kapatalım. Yoksa kapatamayacağım videoyu. Evet. Evet aşkım, bunlar senin. Sana vereceğim zaten bunları. Videoya Asel'le devam edeceğiz galiba. Hemen onu bırakıp geliyorum. Ah. Şöyle ACY2'ye geçiyoruz. Bu şekilde askılı çok minnoş bir etek. Üzeri böyle siyah puantiyeli, grili bir etek. Yanında da çorabı hediye böyle. Fiyatı da 45 liraymış. Böyle onun içerisine giyebilmesi için siyah bir body aldım. Şuraları böyle fırfırlı. Bunun fiyatı da 30 liraymış.
Yine çok tatlış bir etek. Böyle kahverengi, kadife, şuralarında düğme detayı var. Yine çorabı böyle yanında hediye. Bunun fiyatı da 50 liraymış. Böyle bir sivit aldım. Gerçekten ACY22 bu ara bebek ürünlerinde çok kaliteli ürünler çıkartıyor ve hani model olarak da çok güzel şeyler çıkartıyor. Bu da böyle çok beğendiklerim arasında. Şöyle arkadan iki tane düğmesi var. Bunun fiyatı da 45 liraymış. Şurasında böyle fiyonk detayı var. Bunun altına böyle uyumlu olsun diye zaten ikisi de aynı renkte takım yaptım yani. Bu da 30 liraymış bu da. Şöyle bir tight. Altında da şöyle düğme detayları var. Yine bu tight'ın aynısının kiremit rengini de aldım. 30 lira yine. Bu da böyle bu şekilde. Daha sonra şu tight'a bayıldım gerçekten. Yani 13 lira fiyatı, şaka gibi. Şöyle 13 liraya siyah bir tayt. Bunu her zaman giydirebilirsiniz yani. O yüzden hani çok beğendiğim için bir büyük bedenini de aldım. Siyah tayt her zaman giyilir yani. Daha sonra şöyle bir şey aldım. Yine böyle askılı kadife. Çok tatlı. Şurasında da böyle çiçek desenleri var iç astlarında. Bunun fiyatı da bu da 45 liraymış. Şöyle kırmızı etiketli indirimdeymiş bu. Bir de son etiketten aldığım bu kadardı. Bir de şöyle Bips'in emziğinden aldık. Umarım Asel bunu beğenir. Çünkü ilk emziğimiz bizim Philips Avent'ti. Çok severek kullanıyor zaten Asel onu. Uzun süredir de kullanıyor. İlk emziği yani o. Artık değiştireyim dedim. Ama Philips'ten devam etmek istemedim. Hani çünkü diğer modelleri çok çirkindi gerçekten. Böyle 9 ay üzeri modelleri. Çok çirkindi. O yüzden ben de bu Bips'i zaten istiyordum. Yeni doğduğumda da istiyordum ama Philips Avent'i daha önceden almıştım. O yüzden hani onu da tuttu diye bir daha almak istemedim açıkçası. Şimdi bunu deneyeceğiz. Renk tonları da gerçekten çok güzel. O yüzden yani umarım Asel de sever diye düşünüyorum. Bu arada videoyu bir an önce çekmek istedim ama elime ulaşmayan ürünler var daha. Onları da böyle aşağıya mutlaka eklerim ya da yan tarafa fotoğraflarını eklerim. Çok sevdiğim bir toka sayfası var gerçekten. Bir de ayakkabı sayfası var. Oradan da ürünler sipariş ettim ama henüz elime ulaşmadı. Onları da böyle yan tarafa mutlaka koyarım. Böyle işte patik, çorap, daha sonra başka ne vardı? İşte toka kombini falan. O şekildeydi. Bir de şunu da söylemek istiyorum. Bana da yardımcı olursanız çok sevinirim. Beni izleyen böyle kız çocuğu ya da yani erkek de olur fark etmez tabii. İlk adım ayakkabısı istiyorum Asel'e ama henüz karar veremedim gerçekten. Hani hangisi olsun, hangi markadan alayım gibisinden. Çoğunluk Vico'yu önermiş. Umarım doğru söylüyorumdur. Gerçekten şu an aklıma o şekilde geldi. Yazılışını falan yazarım yani. Video diye yazılıyor. Onu önermişsiniz. İnşallah yani bilmiyorum en son ona karar vereceğim galiba. Çünkü en çok önerilenler arasında o vardı. Eğer işte o olursa onu alacağım. Olmazsa da bilemiyorum. Şimdi zaten böyle minik yani dediğim size sipariş verdiğim dediğim şeyler böyle minik patik kıvamında. Hani öyle ilk adım ayakkabısı falan değil. Ama böyle Zara'dan çok tatlı beğendiğim bir bot var. Siyah böyle. Arkasında Minnie Mouse, Mickey Mouse falan vardı. Onu çok beğenmiştim ama bilemiyorum. Hani ilk adım ayakkabısı için uygun olur mu olmaz mı bilemedim. Yani böyle Asel yavaş yavaş yürümeye başladı. Yani birkaç adım atıp böyle düşüyor yere. Ama işte ayakkabı kullanmaya artık başlamamız gerekiyor. Bu konuda işte sizin yardımınızı istiyorum.
Başka söylemek istediğim bir şey var mı? Yok sanırım. İşte o tokaların linkini de mutlaka aşağıya bırakırım. Defne Toka ve Muselka Baby'di sanırım sayfanın adı. Onlardan alışveriş yaptım. O kargolarım gelince de Instagram'dan mutlaka paylaşırım. Beni de Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Çünkü gerçekten Instagram'da gün içerisinde çok daha aktifim. YouTube'a bu kadar sık video yükleyemiyorum. Çünkü haliyle anlıyorsunuzdur, bebeğim var. O yüzden yani, yoksa gerçekten hani Instagram elimin altında olduğu için sürekli orada çok daha aktifim. İşte tatlılar yapıyorum her gün. İşte ne bileyim, günlük evde ne yapıyorsam artık çok daha aktif paylaşım yapıyorum. O yüzden sizi Instagram'ıma bekliyorum. Şimdilik hoşça kalın diyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.